Şimdi aslında izleyeceğiniz haber bu mesele üzerinden, yani Kaşıkçı meselesi üzerinden ibretlik bir haber. Neden ibretlik diyorum? Şu sözle başlayayım. Hoşgörü gösterilmeyecek dedi Amerikan Dışişleri Bakanı. Ama mesele para olunca, mesele silah satışı, silah lobileri olunca hoşgörünün alası gösteriliyor. Şimdi bu isimleri telaffuz edeceğiz zaten, tanıyorsunuz onları. Üstelik sadece Amerika değil, yani Trump değil, İngiltere Başbakanı May konuştu. Cinayeti çok sert bir dille kınadı ama şöyle dedi ekleyerek, Suudilere silah satışımız mevzuata uygun. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuyla ilgili soru sorulmasına dahi tahammül edemedi. Gazetecileri azarladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İspanyol halkının çıkarları siyasetin üzerindedir dedi. Yani kısacası bir insan hayatı var ortada ama bir de silah satışı var. Hangisi daha değerli? İzleyelim. If what happened happened and if the facts check out, it's something that's very bad. At the same time, they have been a very good ally of ours. They've been helping us a lot with respect to Israel. They've been funding a lot of things. I will tell you that Russia and China would love to have that military order. Russia would pick that up very quickly, and China would pick it up very quickly, and France would pick it up very quickly. France makes a lot of military equipment. It's a very competitive market. Mais je vous dis simplement, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter. Rien. Rien. Donc je n'y répondrai pas. Prime Minister. In relation to defense exports, the procedures we follow are among the strictest in the world. And in July 2017, the High Court ruled that our sales to Saudi Arabia were compliant with those regulations. But of course, we keep these under review. Con otros intereses y fines. Entiendo esa lógica desde el enfoque partidista, pero yo no me puedo permitir ese lujo, señorías. La política es el arte de conciliar intereses a menudo en conflicto. Y hoy pido a esta Cámara que seamos capaces de discernir con claridad esos intereses en conflicto y pensemos en lo que más interesa al conjunto de la sociedad española.